izleyicilerimizle paylaşmayı sürdürüyoruz ama şunu da belirterek sözü hemen size bırakayım. Bundan yaklaşık 10 gün önce transferle ilgili daha olumlu konuşabileceğimi söylemiştim. Bu görüşmeler başlamadan önce de ben Ağustos ayından önce bu transferin olumlu ya da olumsuz noktalanabileceğini düşünmüyorum ifadelerini kullanmıştım. Ki süreç şu anda oraya doğru gidiyor. Yine de benim beklentimden daha önce Beşiktaş yönetimi bu transferle ilgili harekete geçti. Ama henüz ne Beşiktaş adına ne de şimdi Erman da tabii çok daha iyi aktarır Galatasaray cephesi tarafını ne de o taraf anlamında %100 bitmiş bir durum söz konusu değil. Ama yine de Beşiktaş'ın bundan yaklaşık 10 gün önceye göre ceza konusunda biraz daha geri planda olduğunu söylemekte fayda var. Ya Valentin Rozier de tam Beşiktaş'ın istediği gibi taraftarın, camianın istediği gibi Beşiktaş'a gelme konusunda bir orada isteği var. Bir beklentisi var. Bunu Sporting'e aktarıyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarlara aktarmaya çalışıyor. Dün bir dört başkanın da katıldığı çok önemli bir yayın vardı. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas da Beşiktaşlıyım diyen bir futbolcuyla Galatasaray'ın bir teması olmaz şeklinde bir cümlesi vardı. O yüzden bu transferde şu anda Beşiktaş'ın Türkiye içindeki kulüpler arasında en azından tek başına olduğunu söylemekte fayda var. Yaklaşık 4-4,5 milyon euroluk bir teklifi var Beşiktaş'ın Sporting'e. Bir sonraki satıştan da %20 pay şeklinde. Ancak burada ödeme planı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. Rozier'e bir rakamda anlaşma sağlandı. Ancak ben bu rakam üzerinden bile feragat edebilirim, biraz da indirim yapabilirim şeklinde bir açıklaması var. Bunun sebebi de bonservis rakamının Beşiktaş'a biraz fazla gelmesinden dolayı. Ben Rozier transferinin Gezal transferine göre daha fazla olasılığı olduğunu düşünüyorum. Rozier'in Beşiktaş'ta kalma ihtimali Gezal'a göre daha yüksek. Ama bu ne zaman gerçekleşir? %100 olarak imzalar ne zaman atılır? Rozier kampa ne zaman katılır? An itibariyle bir şey söylemek güç. Ama özellikle ikinci etap kamp çalışmaları ki Beşiktaş İspanya'da bir kamp yapacaktı. Pandemiden dolayı iptal oldu. Hala ufak da olsa bir yurt dışı ihtimali var. Yurt dışında olursa o kampa, olmazsa İstanbul'da yapılacak kampa yetişme ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Şöyle bakmak lazım Buruma olayına. Buruma'nın temsilcileriyle bir görüşme yapıldı ve bir ön şartlar konuşuldu. Ya biz Buruma'yı kadromuza katmak istersek hangi şartlarda katabiliriz? PSV'nin, PSV Eindhoven'ın buradan isteği nedir şeklinde. Buruma'nın kiralamasına sıcak bakıyor Hollanda ekibi ancak bir sonraki sene 4 milyon euroya yakın bir zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor. Beşiktaş da şartları öğrendikten sonra süreci durdurmuş durumda. Neden durdurdu? Çünkü şu anda Buruma Gezal'ın alternatifi olarak gözüküyor. Yani bizim aldığımız duyumlar, bilgiler bu şekilde. Gezal transferi gerçekleşirse Buruma transferinin olma ihtimali oldukça zayıf. Ancak Gezal transferi olmazsa işte o zaman Buruma konusunda daha ciddi konuşabiliriz. Beşiktaş bu sefer masaya daha elinde donelerle oturacaktır. Ancak an itibariyle sadece karşılıklı bir görüş alışverişi yapıldı. Buruma'nın da tekrar Türkiye'ye gelmek isteği var. Tabii Beşiktaş'ın heybesinde Şampiyonlar Ligi olması haliyle ve geçtiğimiz yıllarda kiralık oyuncuların ortaya koyduğu performansın yüksek olması Avrupa kulüplerinin de futbolcularını Beşiktaş'a kiralaması konusunda biraz kapı açıyor dersek yanılmış olmayız. Tabii de bu işin mali boyutu var. Türkiye gerçekleri var. Finansal fair play var. UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koyduğu kurallar var. Yönetimler de bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyor. Bu Buruma transferini bu şekilde açıklamış olalım sevgili. Evet, Rozier ve Gezal transferiyle şu süreçte o kadar çok haşır neşir oldu ki Onur Şahin. Santrafor'a da Beşiktaş'ın en az iki tane transfer yapma isteği olduğunu biliyoruz. Ancak tabii o tarafa yoğunlaşınca sanki Beşiktaş santrafor almayacakmış gibi bir algı oldu ama böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Diego Costa'yla başlayalım. O yüzden Benfica'ya oldukça yakın. Temsilcisiyle yaptığımız görüşmelerde aynı cümleleri aldık. Benfica'da futbol oynama isteği var. Beşiktaş'ın bir teklifi vardı. Olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı Diego Costa. Açıkçası bu saatten sonra olma ihtimali oldukça zayıf olarak görüyorum ama daha önceki yıllarda da bunu çok yaşadık, çok gördük. Ben imzalar atılmadan %100 konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın teklifi hala masada. Ancak değerlendirip değerlendirmemek Diego Costa'ya kalmış durumda. Bundan sonraki süreçte Costa'dan olumsuz ya da olumlu bir haber geldikten sonra Beşiktaş yol haritasını çizecek. Alex Teixeira konusundaysa Beşiktaş oyuncuyla temaslarını hala sürdürüyor. Ona bir teklifte bulundular. Brezilyalı'nın bir imza parası isteği var.
Beşiktaş yönetimi de bu imza parasını biraz daha makul bir seviyeye çekip o rakamı da yıllık maaşına 3'e böldürmek istiyor. 3 yıllık bir kontrat olması kaydıyla. İşte bu konuyla ilgili pazarlıklar sürüyor. Tabii yüksek maliyetli oyuncular olduğu için Beşiktaş yönetimi de biraz inceleyip sık dokuyor. Geçtiğimiz yıllarda da bunun örneğini çok gördük. Bu tarz transferler genelde transferin son dönemlerine kalıyor ki Santrafor transferinin de ben yine Ağustos ayı civarında gerçekleşme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Eğer yeni bir isim bizlere ulaşırsa da bunu sizlerle paylaşacağız. Teknik direktör Sergen Yalçın çok astronomik bir rakam gelmediği sürece Ersin'in takımda kalmasının olumlu olacağı ile ilgili bir raporu verdi. Ama tabii burada top yönetimde şunu belirtelim. Hep Fransız ekip Nice'le alakalı bir durum söz konusu. Hep Nice konuşuluyor. Ancak menajerler Nice'in Ersin'e bir teknik yapabileceğini ve bu rakamın yaklaşık 7-7,5 milyon euro dolaylarında olabileceğini dile getirdiler. Ancak kulübe henüz gelen resmi bir teklif olmadığını bir kere daha altını çizelim. Eğer Ersin'le ilgili böyle bir teklif gelirse Beşiktaş yönetimi o zaman oturacak ve konuşacak. Genç oyuncu da tamamen yeni sezona odaklanmaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi onun için de çok büyük bir tecrübe ve büyük bir istek aslında. Bunu da bekleyip göreceğiz. Onun dışında Adem Laiç ve Larin'le ilgili şöyle bir durum var. Oyuncuyla bir görüşme yapıldı. Seninle sözleşme uzatmak istiyoruz şeklinde. Temsilcisiyle de Larin milli takımından döndükten sonraki süreçte oturulup konuşulacak. Bildiğiniz gibi bir senesi kaldı Larin'in. Aslında temsilcisinin şöyle bir şey isteği olduğunu biliyoruz. Sözleşme uzatmadan önümüzdeki sezon daha yüksek bir maaşla ve imza parasıyla Avrupa'da farklı kulüplere götürme gibi bir düşüncesi olduğu kulislerde konuşulan konulardan biri. Ancak Beşiktaş yönetiminin de isteği Larin'le oturup yeni bir kontrat yapmak. Kontrat yapmasına rağmen gelebilecek iyi tekliflerde de Larin'in önünü açmak, onun da istediği bir kulübe gitmesi, tabii Beşiktaş'ın da buradan bir bonservis geliri elde etmesi. İşte bunun için sürece ihtiyaç var. Larin milli takımdan döndükten sonra oturulacak, görüşülecek ve Larin konusu netleşmiş olacak. Beşiktaş adına olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak bunu zaman gösterecek. Adem Laiç'le ilgili de henüz Beşiktaş'a gelen resmi bir teklif olmadığını dile getirecek. Şunu söyleyelim, Beşiktaş iyi bir tempo ile çalışıyor. Tabii takımda şu anda eksikler var. Biz de sadece bir kere antrenmanda yer alabildik. Haliyle COVID dönemi olduğu için çok fazla takım içerisine giremiyoruz. Antrenmanları takip edemiyoruz ama büyük bir ihtimalle yarın yapılacak olan antrenmanın basına açık olma ihtimali var. Oyuncuların son durumunu, isteğini, arzusunu, takım içindeki havayı da bu süreçte sizlerle paylaşacağız.